Merhabalar. Bugün evde kendi PCB'mizi yaparken ütü ile değil de asetonla bu ekranda gördüğünüz PCB'yi yapacağız. İyi seyirler. Öncelikle kesim işlemini tamamladığımız ve ben daha önceden de deldim PCB'yi. Bu PCB'nin videosunu izlemek istiyorsanız bir önceki videoya bakabilirsiniz. Bu PCB'nin kesim işlemini CNC'de yaptık. Hazırladığımız PCB'yi alıyoruz ve bir takım işlemler yapacağız. Yüzey temizliğini yapmak için zımparalama yapacağız. Ben burada 180 gridlik sünger zımpara kullanacağım. Zımparayı yaparken dairesel hareketlerle ve çok fazla bastırmadan yapacağız. Bu işlem bize hem yüzeyde hafiften bir çizik oluşturacak. Bu da toner transferini daha kolay hale getirecek. Tonerin yüzeye yapışmasını sağlayacak. Çok fazla bastırmadan dairesel hareketlerle PCB'yi zımparalıyoruz ve deliklerden kaynaklı kabarmaları da bu aşamada gidermiş oluyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra mutfaklarda kullandığımız bu bulaşık süngerinin alt kısmındaki yeşil kısmıyla hafiften yine temizlik işlemi yapıyoruz. Yine burada da çok fazla bastırmıyoruz. Bakırı çok fazla inceltmemeye çalışıyoruz. Bu işlem sonrasında PCB'miz bu şekilde görünecek. Yüzeyine mümkün mertebe dokunmamaya çalışacağız. Bir peçete yardımıyla alkol kullanarak yüzeydeki yağ ve pislik kalıntılarını temizliyoruz. Bu temizlik işleminden sonra kuşe kağıda aldığımız PCB çizimimizin baskısını kenarlarında bir miktar pay kalacak şekilde kesiyoruz. Yine keserken baskımızın yüzeyine parmağımızla dokunmamaya çalışıyoruz. Çünkü herhangi bir kalıntı toner transferini zorlaştıracaktır ya da gerçekleştirmeyecektir. Baskımız bu şekilde. Benim yazıcımdan kaynaklı köşede hafif bir kusur var. Bu kusuru transfer işleminden sonra halledeceğiz. Burada dediğim gibi aseton kullanacağız. Öncelikle baskı yüzeyine ters bir şekilde plaketimizi koyup üst tarafından hafif bir aseton uygulaması yapıyoruz. Burada benim PCB'm delikleri olduğu için alt tarafa asetonu geçirecek ve kağıdın plaketin bakır yüzeyine yapışmasını sağlayacak. Bu işlemi delikler olmasa da kenarlarından yapabilirsiniz. Tam düzgün hizalama için bu şekilde yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde ters çevirip kenarlarından asetonu aldığını görebiliyoruz ama orta tarafında yok. Bu sefer üst taraftan kağıda uygulamayı yapıyoruz. Asetonla birlikte kağıt ıslanacak ve üzerindeki toneri bakıra transfer edecek. Eğer yeterli gelmez ise tekrar aynı işlemi yenileyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken nokta bu işlemi havalandırılan ya da açık bir ortamda yapmamız. Çünkü aseton sağlığa zararlı bir maddedir. İkinci husus, eldivenlerimizi takacağız. Toner transferinin düzgün gerçekleşmesi için ileri geri işlemler yapmayacağız. Yani elimizi PCB üzerinde kaydırarak yapmayacağız. Dikey olarak baskı uygulayarak her noktasına parmağımızla bu şekilde bastırarak yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için gerçekten önemli. En son olarak ise eğer aseton kalmışsa bunu peçete yardımıyla üzerinden alıyorum. PCB'miz son hali bu şekilde görünüyor. Kağıt yüzeyden ayrılsın diye kap içerisindeki suda 5-7 dakika kadar bekleteceğim.
7 dakika sonrasında kağıdımızı PCB üzerinden ayırmaya başlıyoruz. Kalan kağıt kalıntılarını tonere zarar vermeyecek şekilde suyun içerisinde hafiften parmağımla kaldırmaya çalışıyorum. Toner transferimiz çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Kağıdı kaldırdıktan sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi PCB'mizdeki olası hataları düzelteceğiz. Bunun için Faber-Castell'in bu CD kalemi denilen kalemini kullanacağız. Baktığımız zaman açıkta kalan, asite attığımız zaman erimesi muhtemel olan yerleri kalemle kapatmaya başlıyoruz. Bu kapatma işlemini düzgün bir şekilde yaparsak oradaki bakırların düzgün bir şekilde yerinde kalmasını sağlayabiliriz. Yani güzel bir boyama işlemiyle bakırların orada kalmasını sağlayabiliriz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için gerçekten önemli. Kalemle kapatma işlemi bittikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi PCB'mizi asit indirme işlemine tabi tutacağız. Tuz ruhu ve peridrol karışımı kullanacağım. Yani 10 birim tuz ruhuna 3 birim peridrol olacak şekilde bu işlemi yapacağız. Yine bu işlemde sağlığa zararlı gazlar salgılayacağı için havalandırılmış bir ortamda yapılması uygun olacaktır. Leketimizi hazırladığımız asit karışımı içerisine atıyoruz ve sallama işlemine başlıyoruz. Açılma başladıktan sonra zaten kenarlarda görüyorsunuz. Eldivenimiz yine takılı elimizde. Tamamen bakır eritme işlemi gerçekleştikten sonra PCB'yi yerinden alıyoruz ve bu şekilde görünüyor. 180'lik sünger zımparayla hafiften zımparalama işlemi yapıyorum. Bu işlemden sonra bu şekilde görünüyor. Kısa devre kontrollerini yapacağız. Bu işlemi gözle yaptıktan sonra bir de multimetre yardımıyla yapacağız. Herhangi bir kısa devremiz varsa bunu devremizi montajlamadan önce kaldırmamız gerekiyor. Burada yaptığım ölçümler neticesinde benim PCB'mde herhangi bir kısa devre yoktu. Bu işlemi yaptıkça zaten daha profesyonel hale geleceksiniz. Arka yüzey içinde yazılarının olduğu kısmı içinde yine aynı işlemleri uyguluyoruz. Burada kağıdını kestim ve tersten hizalamasını yaptım. Bir miktar aseton uyguladım. Kağıdın yapışmasını sağladım. Şimdi ters tarafını çeviriyorum.
aseton takviye ederek bu işleme devam ediyorum. Bu kısım toner yoğunluğu daha az olacağı için parmakla bastırma işlemini biraz daha kuvvetli ve dip dibe yapmaya özen gösteriyoruz. Yazıların hepsi aynı şekilde transfer olsun diye. Bitirip yine aynı şekilde suda 5-7 dakika bekletip kağıdı söktükten sonra burada yaptığımız işlemse alkolle silmek olacak. Alkol toneri etkilemiyor. Alkolle güzel bir şekilde peçete yardımıyla siliyoruz. Çok fazla bastırırsak yazıları silme ihtimalimiz de var. Yani ben bu zamana kadar bu şekilde bir şeyle karşılaşmadım. Fakat tonerden tonere bu durum farklılık göstereceği için yazıların silinme ihtimali var. En son hali PCB'mizin bu şekilde oluyor. Temizliği yaptıktan sonra güzel, sanki fabrikasyon bir PCB çıkmış gibi görünüyor. Siz de aynı PCB'yi evde yapmak istiyorsanız bu adımları deneyerek aynı PCB'yi elde edebilirsiniz. Güzel projeleriniz olması dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için gerçekten önemli.